Efendim iyi günler. Fikir coğrafyası YouTube söyleşilerinin önceki bölümlerinde dostumuz, meslektaşımız Sayın Celal Kazdağlı ile Suriye meselesini ele almıştık. O programda izleyenler hatırlayacaktır. Daha ziyade ne gibi metodolojik hatalar, ne gibi yaklaşım hataları yapıyoruz ona değindik ve bu hatalardan birisinin de olayı tarihsel süreç içerisinde değerlendirmekte ki ihmalimizi işaret etmiş olmamızdı. Şimdi bugün daha ziyade Türkiye ile ilişkileri açısından hangi tarihler, hangi olaylar milattı, kırılma noktalar neler oldu? Bugün bu hareketlilikleri yaşadığımız İdlib'de yoğun olarak hareketlilikler yaşadığımız şu günlerde buradan çıkış ne olabilir? Türkiye en az zarar, en fazla kazançla ve Suriye halkının da elbette en az acılarla çıkacağı bir sürece nasıl gidebiliriz? Bunları konuşmaya, bunları anlamaya çalışacağız. Celal, hoş geldin. Hoş bulduk. Yine. Evet, şimdi şöyle, geçtiğimiz programda az önce de ifade ettiğim gibi o tarihsel süreç hakkında bilgi verdik. Ama tabii orada bir şeyi vurgulamadığımızı hatırlıyorum. O da bizim 1999'da, 98'de yaşadığımız birkaç önemli olay vardı. Bizim açımızdan önemli olan bunlardan bir tanesi bizim güney sınırlarımızdan gelen en büyük tehdidin PKK'nın başındaki Abdullah Öcalan'ın ülkeden, Suriye'den çıkarılması, daha sonra da bilahare bu Adana mutabakatıydı. Zaten bu iki olay birbiriyle ilgiliydi. İstersen bunu senden dinleyelim önce. Şimdi aslında Suriye ile bizim ilişkimiz nerede koptu ya da kopartıldı? Sizin daha öncekinde söz ettiğiniz gibi Saykopik Anlaşması'yla. Evet. Bu birinci şeydi. Olmayan bir sınır icat edildi. Köylerin içerisinden birbirine akraba olan aileler parçalanarak iki ayrı bir ülke inşa edilmiş oldu. Evet. Bu ayrım 99'a kadar devam etti. Suriye ile Türkiye adeta birbirine düşmanmış, birbiriyle savaşacakmış gibi hareket edildi. Bu Saykopiko'nun üzerine NATO'ya Türkiye'nin dahil olmasıyla birlikte Suriye sınırına tel örgü çekildi ve mayın döşendi. İyice birbirinden ayrıldı. Sanki Türkiye'ye saldırı Suriye'den gelecekmiş havası verildi. Oysa NATO daha çok Sovyetler Birliği'ne karşı inşa edilmiş bir savunma paktıydı. Türkiye bu bıçak sokulma, iki ülkenin birbirine düşman edilme işini 1999'da noktayı koydu. Bu da APO'nun oradan çıkartılmasıyla oldu. Önce bir öfkeli laflar edildi. Bizim Genelkurmay Başkanı gidip sınıra yakın yerden açıklama yaptı. İşte gerekirse ordunun gireceğini söyledi. Bunun üzerine Abdullah Öcalan'ı ülkeden çıkartmak zorunda kaldı Suriye. Evet. Ve arkasından Adana Mutabakatı ile birlikte yeni bir dönem başladı. Evet. Bu yeni dönem daha da ilerledi. Ne zaman? Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'den sonra Suriye'yi terör ülkesi ilan etmesiyle birlikte, ambargo uygulamaya başlamasıyla birlikte Türkiye ile Suriye daha yakınlaştı. O dönem Cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer çok uluslararası ziyaretler yapmaz idi ama Rusya Suriye ile yakın ilişkiye girdi ve Hafız Esad'la görüştü. Evet. Bir araya geldi. Bu ilişkileri geliştirdi. AK Parti iktidarıyla birlikte bölgeye dönme, kültürümüzle birleşme, coğrafyayla bütünleşme hedefiyle birlikte ilişkiler geliştirildi Suriye ile birlikte. Neredeyse iki devlet tek millet gibi, yani Azerbaycan'la olan hikayenin buraya uyarlanmış şekli getirildi. Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi. Liderlerin eşleriyle birlikte bir araya gelip görüşmeleri sağlandı. Pek çok meselede Esad gelip Erdoğan'la görüşüyor.
ve o birlikte bir takım politikalar geliştiriyorlardı. İşte Asi Nehri üzerinde bir baraj inşası gerçekleştirildi. Karşılıklı böyle bir iyi niyet oluşturuldu. Hatta kapı açıldı. Pasaportsuz oraya gidilmesi şeklinde bir işbirliğine kadar noktaya gelindi. Ticaretin artırılması öngörüldü. İşte eğitim noktasında karşılıklı öğrenci mübadelesi yapılmasına kadar giden pek çok iş yapıldı. Mayınlar söküldü, evet. Hatta tartışmada oldu, işte bir İsrail firmasının niye söküyor falan gibi şeyler oldu ama sonuçta oralar kaldırıldı ve tarım toprağına, hem de organik tarıma açılacağı ifade edildi. Ama şeyden sonra, 2011'den sonra, hatta orada Kürtlere daha önce kimlik dahi vermiyor idi Suriye rejimi. APO'yu orada muhafız etmesine, korumasına, desteklemesine rağmen Kürtlere karşı büyük bir şiddet uyguluyor idi. Kimliklerini tanımıyor idi. Bu dönemde Kürtler orada örgütlenmeye başladılar. Evet. 16 tane ayrı Kürt örgütlenmesi gerçekleşti. Kendi dernek yapıları ya da işte aktivite gösterebilecek siyasi parti kuramıyorlardı galiba o dönemde ama varlıklarını bir şekilde sürdürebilecek yapılar haline geldiler ve itibar görmeye başladılar rejim nezdinde. Burada bir şey işaret edelim. Bak bu gerçekten önemli bir şey. Uzun yıllar Esed rejimi APO'yu orada tuttu. Ama dikkat et, ne çelişkili bir durum. Kürtlere yönelik genelde hamili ise aynı vurguyla olmadı hiçbir evet. zaman. Efendime söyleyeyim. Tabii burada şunun altını, yani burada bizim Kürt yurttaşlarımızın da çok iyi düşünmesi lazım. Yani demek ki APO ile Şam rejimi arasında başka bir tür ilişkiler vardı. Bir büyükelçimiz, emekli büyükelçimiz şunu söylemişti. PKK bölgedeki uyuşturucu trafiğinden elde ettiği gelir diyordu. Bir yıllık Suriye bütçesinin bilmem yüzde şu kadarı diyordu. Ve bunu aileyle paylaşıyor iddiaları vardı. Aksi takdirde ısrarla APO'yu orada tutmakta diretmesinin zaten başka türlü bir açıklaması olamaz. Pardon, sözünü kestim. İşte Beka Vadisi'nde kamp verip orada eğitim yapmanın evet. sağlamasına kadar hem kendi pozisyonunu güçlendirmek, ticari bir kazanç elde etmek ve uyuşturucu üzerinden hem de Türkiye'ye karşı bir sopa olarak PKK'yı ve dolayısıyla APO'yu kullanma evet. niyeti vardı ki bunu da uzun yıllar yaptı. Ama bu geride kaldıktan sonra Türkiye ile yaklaştı Suriye, yakınlaştı, işbirlikleri gelişti, sınır neredeyse ortadan fiilen kalkmış oldu. İnsanlar rahatça gidip gelmeye başladı. Şöyle hikayeler çok anlatılmaya başlamıştı işte. Gaziantep'ten çıkıyorsunuz, sabah kahvaltıyı bir şeyde yapıyorsunuz. Halep'te evet. yapıyorsunuz. Şam'da akşam yemeğini yiyorsunuz, geri dönüyorsunuz. Evet. Yarısı falan. Ben onu şöyle bir programda anlattım. Ben Maraşlıyım. Antep'ten Halep'e günde 8-9 otobüs kalkıyordu. Hep söylüyorum. Antep'ten belki Ankara'ya, İstanbul'a 8-9 otobüs kalkmıyordu. İş bu noktadaydı yani. Yani ticari ilişkinin çok arttığı ve gidip gelmelerin çok arttığı, asıl akrabalık yeniden inşa edilmeye başlandığı, uzak akrabaların buluştuğu bir ortam, bir hava oluştu. Bu ne zamana kadar? 2011'e kadar evet. böyle geldi. Sanki böyle gidilecek şeklinde bir izlenim vardı. Ama 2011'de Türkiye ile Esad ters düştü. Evet, işte o orayı biraz vurgulayalım. Yani çünkü bir Arap Baharı adıyla bir bahar algısı oluşturulmaya başlandı. Tabii bunun Büyük Orta Doğu projesiyle de bir ilgisi var. Ona şimdi girmeyelim. Çünkü o ayrı bir şey, konu. Belki buradan bir devam etmek lazım. Yani Arap Baharı'yla ne oldu? Suriye içerisinde neler oldu? O hani başlayan gösteriler, Müslüman kardeşler, İhvan'ın başını çektiği muhalif gruplar çok sayıda gösterilere başladı ve Esad rejiminin, Esad'ın ilk iktidara gelirken ki o reformist görüntüsü bu ayaklanmalar karşısında yani
kaba bir tabir kullanmak istemiyorum ama gerçek yüzünü göstermeye başladı. Samimi bir reformist anlayışa sahip olmadığını gösterdi. Bunu tehdit olarak algıladı. Yani bu demokratik bir açılım olarak görüp öyle planlayıp öyle düşünseydi bambaşka bir Suriye ortaya çıkardı ama yeni örgütlenmeyi, işte İhvan'ın, Müslüman kardeşlerin ortaya çıkması, insanların kendi aralarında örgütlenmesi, Kürtlerin varlık olarak ortaya çıkmalarını kendisi için bir tehdit olarak görünce onlara karşı şiddet kullanmaya başladı. Tabi burada kırılma da hani izleyicilerimiz hep bir bilgi verme açısından söylüyorum. Kırılma da Türkiye'nin buradaki tabiri caizse belki kendisine yakın gördü diyelim. Grupların da bir mağduriyet yaşamaması üzerine kurulu hassasiyetleri oluştu. Anlatabiliyor muyum? Zaten esas şey fikir ayrılığı oradan oldu. Hatırlarsan 2011'e kadar her şey çok iyiydi. 2011 Haziran'ına kadar, Ağustos'una kadar, Ağustos ayındaydı sanırım. Meşhur Sayın o dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'de bir görüşmesi var. Bunun 3,5 saat ayetler arası 3 saati de baş başa olmak üzere 6 saatlik uzun bir görüşme oldu. Şahsen ben o görüşmenin o günlerin ertesinde de hep dostlarımla paylaşmıştım. Bölgenin tarihi geleceği açısından çok kritik bir görüşme olduğunu düşündüm. Tabii daha sonra bu görüşmeye dair bazı bilgiler de edindim. Yani burada paylaşmayı uygun görmüyorum. O bilgiler de şu yöndeydi. Esed'in Türkiye'nin bu muhalif grupların mağduriyetinin giderilmesi, muhalif gruplara yönelik yapılan zulümlerin durdurulması konusundaki olumsuz yaklaşımlarının artık yükselmeye başlamasıydı. Buradan istersen biraz devam edelim. Yani oradaki Türkmen gruplardan söz ediyoruz. Yani Türkiye'nin oradaki sadece kendisi. Türkmenler değil, yani İslami gruplar Türkmenler, evet. Çünkü Arap Baharı'nın içerisinde öncelikle bir defa İhvan var. İhvan var, doğru. Anlatabiliyor muyum yani? Evet. Belki sadece Türkmenler olsa bu kadar tepki de göstermeyebilirdi. Elbette. Hem Türkmen hem İhvan, yani Müslüman kardeşler işin içerisine gelince işin bir de mezhebi tutum takınıp tümüyle acaba bizi devre dışı mı bırakacak? Çünkü nüfus olarak da orada Nusayriler daha azınlıkta Müslümanlara göre. Tam bir sayım hiçbir zaman Suriye'de gerçekleşmedi ama tahmin edilen pek çok tahmin bu yönde önde olduğu söyleniyor. Şu var, yani burada yönetici azınlıkta ağırlıklı Nusayrilerdeydi. Evet. Yani nüfus dengesi şüphesiz farklı olabiliyor maalesef bu tip ülkelerde. Yönetim farklı kademelerde olabiliyor. İşte Mısır'da da gördüğümüz gibi, yani Mısır'da bunu çok daha açık seçik gördük. Evet. Esad'ın bu tutum değiştirmesi ya da tehdit olarak görmesi bu gelişmeler karşısında Türkiye ile birdenbire karşı kamplara geçti. Türkiye'yi muhalefeti örgütlemekle, eğitmekle ve kendisini devirmeye teşebbüs etmekle, bu çabayla Esad suçladı. Türkiye'de doğal olarak bize sığınanları alırız, onların can derdi var, onların haklarını savunuyoruz. Zaten bu konuda siz de mutabıktık. Bir reforma doğru, bir demokratik açılıma doğru ülkeyi götürecektiniz noktasında bir ayrışma oldu. Esad ülke içerisindeki kalkışma yükselince bunlara karşı şiddet uygulamaya başladı ve o şiddet iç savaşı birlikte beraberinde getirdi. Önce bir iktidar dönüşümü, halkın bir muhalefeti ve iktidarı devralmaya hazırmış gibi duran tablo birdenbire Esad'ın çok güçlü bir şekilde şiddetle, silahla bu kalkışmayı bastırdığı ve dolayısıyla insanları ülkesinden dışarıya doğru tahliye etmeye başladığı bir döneme girdik. Zaten kritik noktalardan biri de buydu. Türkiye'de şu anda rakamlar muhtelif ama 3,5-4 milyon Suriyeli olduğu söyleniyor. Yani büyük bir göçe maruz kaldı Türkiye. Evet. Yani beklemediği bir şekilde. Ürdün'de kaldı ama Lübnan'da kaldı. Evet. Türkiye'de, Irak herhalde en az, çünkü zaten bir savaş bölgesi olduğu için, orası bir çatışma alanı olduğu için. Ben burada kendi yazılarımda ifade ediyorum. O da şu, ben hala yani Esad ailesini sütten çıkmış ak kaşık olarak asla görmüyorum.
Baba Esad'ın yaptıkları ortada. Yani içerideki bir önceki programımızda konuşmuştuk. Farklı gruplar var. Hem farklı dini gruplar hem farklı etnik gruplar var. Orada Bağız yönetimi hiçbir zaman bu eşitliği, adaleti sağlayamadı bu gruplar arasında. Farklı grupların da olduğu yerde gerçekten yönetimlerin işleri zor ama bu adaleti de sağlamak görevleri. Anlatabiliyor muyum? Yani hal böyle olunca Esed'in de bu konuda bir iyi niyet göstermesi gerekirdi. Tamam, onu kabul ediyoruz. Hatası, tamam. O hatası. Ama acaba ben geçen yazdan bir yazıda da söyledim. Biz biraz çok mu acele ettik? Yani hemen aşağı yukarı birkaç yıllık iyi geçen bir süreçten sonra Esad'ın reformları sürdürme konusundaki isteksizliği, işte efendim iç unsurlara karşı zulmü ve bize yönelik muhtemel göç şeyiyle, tehlikesiyle karşılaştırma endişesi bizim Esed'le ilişkileri bir anda kesmemize sebep oldu. Ben yani şöyle bir endişem de var. Şimdi başka bir yere getireceğim ama bir defa biz bölgedeki diğer aktörlerle olan ilişkilerimizi acaba çok iyi değerlendiremedik mi? Ne gibi? Amerika'ya çok fazla güvendik. Ben şahsen bu Obama'nın son döneminde Amerika derin devletindeki çatlakların bizim açımızdan görünür hale geldiğini düşünüyorum. Hatta öyle ki yani Pentagon, CIA, FBI ve Beyaz Saray arasındaki çelişkileri bir yana koyduk. Hillary Clinton'ın yayınladığı bir kitabındaki görüşlere bakıyoruz. Bu Orta Doğu konusundaki görüşlerini. Orada net şunu görüyoruz. Obama ile Clinton, Hillary Clinton Dışişleri Bakanı'ydı ya, onun arasında da bu konuda farklılıklar var. Nitekim daha sonra Hillary Clinton'ın Trump'la yaşadığı yarıştaki çelişkileri düşünelim. Orada neyi gördük? Hillary Clinton önde giderken, yani bu derin devletteki çatlak önemli bir şeydi, onun için söylüyorum, buna işaret etmek üzere. Orada bir anda FBI Hillary Clinton'ın son birkaç gün içerisinde Hillary Clinton'ın özel mailini devlet sırlarını paylaşmakla suçlayarak kamuoyunda oluşturduğu algıyla pat diye Trump'ı öne geçirdi. Hatta hiç unutmuyorum, Trump iktidara geldikten sonra ya efendim ben sanki Clinton CIA ile FBI ile iyiymiş bir algısı oluşmuştu Amerika'da. Trump CIA'yı ziyaret etti o oryantasyon döneminde başkan seçildikten sonra. Bu Amerika'daki büyük çatlak, büyük kırılmayı gösteriyordu. Biz bunu çok dikkate almadık. Sanki Obama'nın anlayışı, bizimle olan Hillary Clinton işbirlikçi anlayışı sürecekmiş gibi düşündük. Çok fazla güvendiğimiz Amerika'ya, evet, doğru, ben tabii de katılıyorum. Fazla güvendik, fazla onun politikasının paralelinde hareket edildi. İkincisi, biz elbette uluslararası meşruiyeti de arkamıza almamız gerektiği bir gerçek. O bize her zaman bir güç katacak bölgemizdeki tüm operasyonlarımızda. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, ki bunların veto hakkı var, bunlar arasında Rusya ve Çin'in olduğunu unuttuk. Rusya Akdeniz'e açılan artık son kalesi haline geldi, Suriye. Yani bu Suriye'yi Rusya'nın birilerine götürüp altın tepside sunmayacağı gerçeği vardı. Anlatabiliyor muyum? Benim hala şeyim, yani bu efendim Esed'in tüm o olumsuz şeylerine karşın biraz daha bu diplomatik şeyleri, çabaları sürdürseydik. Ha, niye böyle söylüyorum? Bazılar diyor ki efendim böyle naif bir şey olur mu diyorlar. Yani yaklaşım olur mu? Ne yapacağız biz? Bir yanağımıza tokat atmış, öbür yanağımıza. Hayır efendim, onu söylemek istemiyorum. Ama gerçekçi olalım. Yani 2000 kaçta kötü olduk diyoruz? 2011'de kötü olduk. Yıl
2020. Aşağı yukarı 8,5 yıl falan oldu. 8,5 yıldır bu ilişkilerimiz bozulduktan sonra Türkiye'nin bu sorunla baş ederken ki şeylerini, güçlüklerini, bunun Türkiye'ye maliyetini düşündüğümüzde belki Esed'le bu anlamda yani ilişkileri erken kesmememiz gerekirdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben de zaten ilişkilerin kesilmesine itiraz eden birisiyim. Bir ülkeyle problem yaşıyorsun, hemen bir ülke içine geri çekiyorsun. Bu soğuk savaştan kalan bir şey. Yani bu terk edilmesi gereken bir durum. Büyükelçi zaten problem olduğunda büyükelçilik orada olması lazım. Evet. Bir sorunu çözmek için. Yoksa niye, niye orada büyükelçilik bulunduruyoruz? İşler iyiyken zaten herkes rahatça işini görebiliyor. Problemliyken diplomasi devreye girecek. Kaldı ki savaş sırasında bile ülkeler bir yandan da bir diplomatik kanalı daima açık tutarlar. Bir yandan da görüşürler. Dolayısıyla bizim Suriye ile bir yandan Esad'la uğraşırken bir yandan da görüşüyor olmamız anlaşılabilir bir şey. Yani bu diplomasinin, devletler arası ilişkinin bir parçasıdır. Biz orada sanki Esad'ın çok kısa zamanda, bir yıl gibi bir sürede ya da 6 ay gibi bir sürede devrileceği yerine yeni bir iktidarın geleceği kanaatine çok fazla kendimizi kaptırdık. Evet, evet. Bu Amerika'da bu böyle bir kanaatin oluşmasında bize destekçi oldu. Yoksa pekala uçuşa yasak bölge ilanını Türkiye bir şekilde gerçekleştirebilir ve gelenlerin o topraklarda kalmasını sağlayabilirdi. Biz bunu 1. Körfez Savaşı'nda Irak'ta yaptık. Oradan Kürtler göçmeye başladıklarında orada iskanını büyük oranda sağladık. Irak topraklarında. Evet. Oralarda çadır kentler inşa ettik. Burada da pekala bu yapılabilirdi. Bunun diplomasisi Esad'la kurulabilirdi. Evet. İran'la bunun diplomasisi kurulabilirdi o dönemde. Bu sağlanabilseydi bambaşka bir şey noktaya doğru gelebilirdik. Hadi bu kaçırıldı. Amerika işte uçuşa yasak bölgeye evet dedi demedi, itiraz etti. Birlikte bir muhalifleri inşa edelim, örgütleyelim, eğitelim noktasına gelindi. Çok vakit kaybedildi Türkiye burada. Ondan sonra da Amerika'nın esasen Esad rejiminin devrilmesinden yana olmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldı Türkiye. Evet. Kimyasal silah kullanıldığında işte müdahale etmek üzereydi. Son anda vazgeçti. Kimyasal silah yok orada filan denildi. Amerika vurmaktan vazgeçince dedi ki Türkiye tamam ha bu Amerika Esad'ın orada kalmasını istiyor. Muhtemeldir ki İsrail de Esad'ın kalmasını orada istiyordu ve destekliyordu. Zaten bir anahtar rol de bu İsrail ile Esad'ın arasında iyi olması. Amerika'nın da İsrail'le çok kötü olmadığına dair. Evet yani bir delil yani bir işaret. Türkiye oysa Suriye ile İsrail arasında arabulucuydu bu olaylar olmadan önce. Evet. Birdenbire arabuluculuk fonksiyonu da sona erdi. İşte İsrail benim dediğimi dinlemedi, gitti vurdu falan gibi bir takım başka gerekçelere yaptı. Olabilir ama arabuluculuk devam eder. Yani bir tarafın sözünü tutmamış olması ilişkiyi bitirmek için gerekmiyor idi. Yani arabuluculuktan birdenbire düşmanlık ilişkisine, her iki ülkeyle birlikte düşmanlık ilişkisine geçince işler tersine döndü. Bir de muhalefet beklendiği gibi orada kendi arasında organize olamadı. Birlikte hareket edip bir ülkeyi devralmaya hazır izlenimi bırakmadı hiç kimse de. Evet. Dolayısıyla dağıldı. Dağılınca da küçük gruplar haline dönüştü. Bir de işin içerisine IŞİD sokulunca büyük oranda Amerika'nın organizasyonuyla o girince diğer ülkeler de onun içerisinde olalım endişesine fazlaca kendilerini kaptırınca onlar da bir koldan içeriye girmeye çalıştı. Derken iş başka bir noktaya girdi. IŞİD'e karşı bir mücadele adı altında Kobani meselesinin gündeme gelmesi ve YPG'nin güçlendirilmesi devreye girdi. 16 Kürt örgütü içerisinde en küçük olan YPG iken Kobani meselesinden sonra 16 örgüt orada faaliyet yürütemez hale geldi. Evet. Kürtler için 15'i yürütemez hale geldi. Bir tanesi her şeye hakim oldu. Göstermelik diğer aşiretlerden bazı isimleri işte yerel yönetimlerde, özel yönetimlerde görev vermiş oldular. Bu durumu kurtarmaktan öte. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile birlikte Suriye'de birlikte iş yapma anlayışından birdenbire vazgeçti.
Türkiye'nin karşısında YPG ile birlikte olmak, Kürtlerin hamisiymiş görüntüsü adı altında Kürtlerle birlikte oldu. Orta Doğu'da Kürtlere yeni bir rol verme adı altında, işte Amerika'da bir takım toplantılar yapıldıktan sonra Kobani olayı gerçekleşti ve arkasından da diğer olaylar oldu ve Türkiye ile Kürtler arasına da bir kama sokuldu. Tam tersi yakınlaşması gerekirken. Tabii Rusya ile malum işte bu Cenevre'de sonuç alamadık. Bir Astana, Soçi, Tahran, Ankara bir süreç içerisinde bu İdlib'deki en azından sorunları halledebilmek için bazı mutabakatlar geliştirdik. Rusya da elbette bu konuda çok sözlerinde durmuş gözükmüyor. Ortak gözlem noktaları oluşturduk 12 İdlib'de. Bu arada tabii Rusya rejiminin de özellikle Putin açıktan açığa ilk defa biz bunu mırıldanıyorduk ama Adana mutabakatı çağrısı yaptı geçen sene hatırlarsan. Ben bu sebeple yani bu ne kadar samimi bir çağrı onu kenara koyuyoruz ama sonuçta Adana mutabakatının bir hareket noktası olarak alınması eğer Esed rejimiyle bir takım görüşmeler yapılıyorsa, yapılacaksa bunun üzerinden gidilmesini doğru olduğunu düşünüyorum. O nedenle de MİT Müsteşarı'nın Suriyeli yetkililerle görüşmesinin çok şahsen faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü Adana mutabakatında açık seçik bir defa en azından Kürt unsuru karşısındaki Suriye'nin bizim yanımızda olma taahhüdü var. PKK'ya karşı. Evet yani Kürt unsuru derken YPG, PKK unsurlarına karşı. Bu önemli. Geldiğimiz nokta bu. Tabii belki daha sonraki programlarda bu İdlib'deki sıcak gelişmeler olduktan sonra konuşmamız gereken konular olacak. Sonra senin işaret ettiğin bu muhalif unsurların bir türlü kendi aralarında bir yönetimi devralacak unsur kuramamış olmalarını da ıskaladık mı? Yoksa başka faktörler yanında çaresizce kabullendik mi? Doğrusu çok emin değil. Çok ıskalamadık ama başka unsurlar onların birlikteliğini bozdu. Çok evet, el girince. Evet. Yani Türkiye sanki bu iş çok kolay olabilecekmiş gibi varsaydı. Ama evet. Pek çok faktör girince oldu. Bir yönetim bu tür yapılarda zaten problem şu, insanların bir araya gelip iş yapma kabiliyeti yok, becerisi yok. Evet. Çünkü yönetimler Libya'da ve işte Esad işte Irak'ta da olduğu gibi baskıcı yönetim bu tür faaliyetleri sonlandırdığı için, izin vermediği için böyle bir gelenek oluşmuyor. İnsanlar birbirlerini tanımıyor, aynı fikirde olsalar da yeteneklerini bilmiyor, nereye kadar mücadele edebileceğini bilmiyor. Dolayısıyla yönetimi devralacak, işleri yürütebilecek bir ekip kurmak, inşa etmek çok kolay değil. Uzun bir süreç alıyor. Tunus bunu başardı çünkü onlar birbirlerini biliyorlardı. Evet. Onları belki daha sonra konuşuruz. Bugünkü programı yavaş yavaş bitirelim. Ve bu kaldığımız yerden inşallah önümüzdeki haftalarda bu İdlib'deki gelişmeleri de görerek Türkiye'nin hamlesini, yani oradaki Türk askerine yönelik hareketler karşısında bunun Adana mutabakatına da uygun bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Ne gibi bir Türkiye açısından inisiyatif alınacağını gördükten sonra konuşmakta yarar var. Çünkü Suriye konusu hem aktüel hem de çok detay unsurları olan bir konu. Önemli olan o bizim kendi jeopolitik, jeostratejik genel yaklaşımımızı da kaybetmeden bu meseleyi ele almamız. Peki efendim, bir başka YouTube söyleşisinde buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.